Merhabalar, ben Ayşe Nur, endüstriyel tasarımcıyım. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde de endüstriyel tasarımdan yüksek lisans yapıyorum. Şöyle yapsam, bir sıkıntı olmaz sanırım. Ben bugün gelecekçi tasarımcıların gelecek kent kurgularını anlatacağım. Önce biraz giriş yapmam gerekirse, gelecek insanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanın kendisi için istediği iyi bir gelecek hedefiyle ulaşmaya çalıştığı zaman kavramı olarak düşünülmekte. Ama zaman sürekli değiştiği için bu hedefler de değer kazanarak veya kaybederek olumlu olumsuz anlamda değişip gelişecek. Ve gelecek bizim için bilinmez olarak kalmaya devam edecek. Çağlar boyunca akademisyenler, bilim insanları, sanatçılar, tasarımcılar yaşadıkları dönemin etkileriyle olumlu ya da olumsuz gelecek zaman imajları oluşturmaya çalışmışlardır. Geleceğin tasvirini yapmak, bir hayalperestin düş gücü gibi görünse de gelecek zaman için kazanılmaya çalışılan edinimlerin arayışı olarak düşünülmeli. Bu düşünceyle tasarımcılar, yazarlar, bilim insanları geleceğin nasıl olabileceğini çeşitli şekillerde öngörerek nasıl bir çevrede yaşayacağımızı anlatmaya çalışmışlar. Ben de bu sunumda o tasarımcıların döneminde geleceğe nasıl bir pencere açmışlar bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle endüstri devrimiyle bilimsel ve teknolojik ilerlemeler başlıyor. İnanılmaz değişimler görülüyor ve bu değişimler her alanda. Toplumun bir kesimi de sanat akımı olarak fütüristliği doğuruyor. Fütürist akımı 20. yüzyıl başlarında İtalya'da doğuyor. Bunu bir İtalyan şair Monaretti yapıyor. 1909 yılında Bolero isimli bir İngiliz'in Calais kentinden İngiltere'nin Dover limanına uçarak marşı geçmesiyle oluyor ve diğer önemli gelişme de İtalya'nın en iyi, en büyük sanayi şehirlerinden Torino'da Fiat fabrikasının kurulmasıyla gerçekleşiyor. Ulaşım dünyasında olan, yaşanan bu iki büyük olay fütürist akımının İtalya'da doğmasını sağlıyor. Morinetti aynı zamanda fütürizme elektrik veya dinamizm isimlerini vermeyi düşünüyor. Ancak gerçi dinamizm de çok iyi bir tanım olurmuş ama hani fütürist gelecek kavramını tam olarak karşıladığı için fütürizme karar veriyor. Sonra yaşam biçimleri, davranış şekilleri, kültürler bu gelişmelerden, teknolojik gelişmelerden etkileniyor, değişiyor. Her yeni teknolojik ilerleme yeni eylem ve davranışlar doğuruyor ve bu artık bir devinim haline gelerek sürekli hale geliyor. Olumsuz gelişmelerin, savaşların etkisi ve bilginin herkese ulaşımının kolaylaşmasını sağladığı çeşitlilikler, bilim ve teknolojinin gelişimindeki müthiş hızın neden olduğu ilerlemeye savunan 21. yüzyıl fütüristlerini doğuruyor ve 1966'da da Dünya Gelecek Topluluğu kuruluyor. 21. yüzyıl fütürizmi ile 20. yüzyıl fütürizmi arasında bazı farklılıklar var. 20. yüzyıl fütürizmi inanılmaz şekilde şiddeti yüceltirken, saldırgan bir tavır tutum sergilerken 21. yüzyıl fütürizmi tamamen barışçıl, uyumlu çevreye sahip bir dünya öngörüsü için çabalıyor. Gelecekçilik sadece bir sanat hareketi değil, aynı zamanda sosyal de bir hareket. Resim, seramik, heykel, grafik tasarım, iç mimari, tiyatro, film, edebiyat, müzik ve mimari de dahil olmak üzere insanın bulunduğu her alanda bu gelecekçi yaklaşımları görebiliyoruz. Fütüristler toplumun çeşitli kesimlerini etkilerken tabii tasarımcılar da kendilerine pay çıkarıyorlar ve yani bu tasarımcılar artık bir ayrı bir platformda insanlar ileride nasıl yaşayabilir, nasıl deneyimler sunabilir şeklinde düşünmeye ve tartışmaya başlıyorlar. Bunun sonucunda da bazı gelecekçi tasarımcılar var. Aslında birçoğu var ama ben burada Sidney J. Mead'i aldım.
Diğer tasarımcılar daha çok ürün tasarımı, yani kendi alanımla olduğu için konudan uzaklaşıyordu. O yüzden sadece burada Cemil'i aldım. Cemil'in de ürün önerileri var. Ancak hani konumuzla alakalı olduğu için Sidney Cemil'den devam edeceğim. Kendisi Amerikalı bir endüstriyel tasarımcı. Blade Runner, Alien, Tron, Elysium, Star Trek, Mission Impossible 3 gibi bilim kurgu filmleri için yaptığı tasarımlarla tanınan neofuturist bir konsept sanatçısı. Bu illüstrasyonlarında araç görmemizin sebebi mezun olduktan sonra sanat okulundan, tasarım okulundan Ford'da çalışması. Ford ardından Philips Electronics'te çalışmalara devam etmiş. İtopik şehir tasvirleri var. Otonom araçlar, şov arabaları, lüks yatlar, seyahat gemileri, solar enerjili unicycle'lar, Sidney Cemil'in illüstrasyonlarında bolca görülebilecek unsurlar. Ancak Cemil bunun yanında inanılmaz distopik ögeler de çalışmış aslında. Bunun en iyi örneği de geleceğe dair olumlu fikirle karakterize etse de distopik kült filmi Blade Runner'da kıyamet gibi bir şehir vizyonu yaratmış. Gökdelenler ufuk çizgisine ulaşmış durumda. Hava kirliliği, petrol felaketleri gibi doğal ve yapay felaketler şehri bitirmiş. İnanılmaz karamsar bir dünya hakim. Gökyüzünde güneş neredeyse görünmüyor. Sadece ufak bir aralıktan bir parıltı olarak görülüyor. Ve yeni yerleşmeler artık eskilerinin üzerine veya yanı başına konumlandırılmış durumda. Burada Hal Holbein'in Thomas More'un Ütopyası için yaptığı bir illüstrasyonu var. Thomas More Ütopyası'nda doğru, mutlu ve eşitlikçi bir toplumun nasıl olabileceğini tasarlamıştır. Burada Ütopya ve Distopya'nın tanımlarından bahsetmeyeceğim. Ancak 20. yüzyıl başlarında Ütopya'ya eleştirel bir yaklaşım olarak distopya ortaya çıkıyor. Ve Alvin Toffler veya Michel Foucault gibi yazarlar, tarihçiler, düşünürler diyeyim, yine Ütopya'ya karşı yeni terimler, yeni kavramlar ortaya atıyor. Aslında birbirine de benzer distopyayla diye düşünüyorum. Prototopya özellikle günümüzde çok benziyor. Şöyle tanımlamış Alvin Toffler, bir protopyada hastalıkların, politik iğrençliklerin ve kötü davranışların sona erdiğinden söz edilemez mesela. Bu günümüze çok yaklaşıyor. Burada hani ütopya ve distopya çok aşina olduğumuz için onu o tanımları yapmaktan sakındım açıkçası. Endüstri devrimiyle her alanda olduğu gibi mimaride de farklı yaklaşımlar doğmuş. Ütopik mimarlık denebilecek mimari yapılar tasarlanmıştır. İlk iki resim oldukça yani kağıt üzerinde kalmış, ancak yine de ütopik mimarinin ilk örneklerinden sayılıyor. Ledoux'un ideal kenti insana güvenli, sağlık içinde yaşayabilecek bir alan sunmayı hedeflemiş. Tony Garnier, Fransız sosyalist bir mimar. İnsanı her türlü yaşam alanı sağlayacak kompleks evler, endüstri yapıları, tren istasyonu, gerekli kamusal yapılar içerirken hapishane, kışla, polis istasyonları veya kilise içermeyen sosyalist bir kent tasarlamış. En altta Città Nouveau'da Antonio Santelli'nin Futurizm Manifestosu'na göre yüksek gürültülü çalışan bir yarış arabası, Samothra Kallinaik, hani kanatlı bir zafer heykeli var ya Yunan'da, ondan daha güzel olduğunu ileri sürmüş. Città Nouveau'da da her yer hareketli ve dinamik, modern binalar dev makine gibi olmalıdır yorumu da var. Iakov Chernikov'da da yine makine gücünü temalandırdığı bir mimari yaklaşımı var. Beckminster Dimension House'u seri üretilebilir. Fiyat olarak uygun, kolay transfer edilebilir ve çevreye uyumlu bir tasarım. Yani herkes için
ev fütüristik sistemlerin tasarım anlayışını yansıtan bir proje ortaya sunmuştur. Artık yavaş yavaş malzeme dünyasında yaşanan gelişmeler, ilerlemelerle de bu tasarımcılar farklı malzemeler kullanmaya başlıyorlar konutlarında. Örneğin plastik, fiberglass gibi malzemeler kullanılmaya başlıyor. Bu ürünlerine, projelerine hafiflik, üretim hızı, form üzerinde esneklikler kazandırmak gibi faydalar sağlıyor. Ionel Shine'da, Maison Ön Plastik'te yine devirgenlik, modülerlik ve basit montaj kurgusunu kullanarak ihtiyaçları gidermeye yönelik bir çalışma yapmış. Artık 60'larla beraber savaş sonrası gelişen kent yapısının neden olduğu sorunlara karşı bir çözüm üretmeye çalışılıyor. Buna da Arşigram denen mimarlık ofisi Plug-in City'yi kuruyor. Tak-Sök şehri. Yine esneklik, büyüme, dönüşme ve mobilite kavramlarının etrafında dönüyor. Aynı mimarlık grubu Walking City'yi, devasa ayakları bulunan gövdeyi prefabrik evlerin takılmasıyla oluşan ve sürekli devinimde olan bir şehir konsepti. Yine burada Nakagin Capsule Tower ve Living Pod da yine aynı modülerliğe sahip. Living Pod da özellikle Ay'a gitmiş bir koloni kurmuş bir konsept üründen esinlenilmiş. Burada da modülerlik var veya tek başına da kullanılabilir bu. Bu sefer Kuşikil mobil yaşamın artacağını savunan bir tasarımcı tarafından öngörülüyor. Yine sağda aynı şekilde hatta Suitalun denen başka bir kıyafet var. Şişirilerek kendi yaşam alanına dönüştürülüyor. Futuro House'da biraz daha iç mimariye yönelik. Walking City'ye de benziyor. Ayarlanabilir ayaklarıyla her türlü zemin ve hava şartlarına uyum sağlayabiliyor. 20. yüzyılın gelecekçileriyle başlayan doğa ile uyum ve gelecek için yaşanabilir dünyalar yaklaşımı sürdürülebilir, ekolojik temelli ve insan yaşamı ya da dünya yüzeyindeki geleceği sorununa yönelik odaklanan teknolojinin getirileri doğrultusunda projeler sunulmaya devam ediliyor. Ama artık biraz daha ferah, nezih bir öngörü, bir kurgular mevcut. İlk resimde Jack Fresco, Venüs'te tamamen yeni bir toplum ve yaşam şekli için doğayla uyumlu yeni bir şehir projesi kuruyor. Burada artık insanlar acı yaşamasın, yoksulluk, açlık, borç, bu tür olumsuz duygular yaşanmasın. İnsanlar tamamen yaşaması gerektiği gibi yaşasın gibi bir öngörüsü var. İkinci Eden projesinde bitki habitatının gözlemlenmesi için ortaya konmuş bir proje. Dünyanın her tarafından toplanan bitkiler biyome denen bu baloncuklarda yapay habitatlarda yetiştirilmesi sağlanmış. Sağda Bionic Tower ekolojik bakış açısıyla ortaya çıkmış bir proje. Aynı zamanda Şangay'ın artan nüfusunun da bu şekilde kolay üstesinden gelinebileceğini düşünülmüş. Şangay'ın artan nüfusunun önüne geçilebileceği, yani o etkileri daha az hissedebilecekleri öngörülmüş. Biyonik denmesinin sebebi de yaşayan bir yapı olarak düşünülmüş ve nüfus arttıkça bu biyonik tavrı eklentilerde devam ediyor. Elasticity'de de organik tasarım ve sualtı evreni özümsenmiş. Bir su kenti aslında, okyanusun ortasında konumlanan bir su kenti. Doğum, yaşam ve ölüm bir arada bir ütopik projesi. Artık yavaş yavaş tasarımcılar kavramlar üzerinden, senaryolar üzerinden kendi kent kurgularına devam ediyorlar. Dragonfly artık ütopik projeler günümüzde günümüz problemlerine değinmeye başlıyor. Öncesinde hani savaş, açlık, yokluk varken yavaş yavaş nüfus artışı ve gıda
kıtlığına alternatif olarak sunumlar, öneriler geliştirilmeye başlıyor. Bu bir çiftlik projesi. Sır ve kümes hayvanlarının yetiştirilmesi de düşünülmüş. Bunun yanında konut ve iş yerleri de var tabii ki. Böyle bir binanın da doğal enerjiden yararlanması kaçınılmaz. Kişisel yağ daha çok su kirliliğine çözüm önerisi olan bir proje. Bitkileriyle denizdeki kirliliği temizliyor. Aynı zamanda yine yaşam alanları da var. Fiberkent kendiliğinden örgütlenen sınır ilişkilerinin belirsizleştiği kent formunu işaret ediyor. Fiber olarak tanımlanan doğrusal eksenler boyunca yer alan kentsel yerleşim bölgeleri oluşturulmuş. Hız ve akış kavramlarıyla tanımlanıyor. Şehirlerin bir organizma gibi sürekli değiştiği de vurgulanmakta. Yani Monet'in aslında sürekli atıp yaptığı dinamik bir şehir kurgusu. Megacity piramidi, Tokyo'da artan nüfusun kentsel alanda sebep olduğu problemleri çözmesi için önerilmiş bir proje. Enerji verimliliğini artırırken deprem gibi doğal afet risklerini de azaltıyor. Bu projeyi bir yaşam örüntüsü önermek yerine oldukça yoğun mühendislik çözümleri içeren yüksek teknoloji temelli bir kent kurgusu. Data Town aslında çok bence çalışmayan bir proje. Yani başarısız bir kent kurgusu olduğu için burada örnek olarak almak istedim. Topografyası veri ve enformasyonla tanımlanmış. Herhangi bir ideolojisi, temsili veya bağlamı yok. Böyle bir kent. Four Minute City ulaşım altyapısı üzerine çalışılmış. Maksimum 4 dakikalık seyahat süresi sunan bir kent kurgusu. Yine mühendislik ağırlıklı bir kent. Sky Car City günümüzdeki motorlu araçların yerine gökyüzünü hareket eden ileri teknoloji araçları almış. Önerilen gelecek kurgusunda kentler çok katmanlılı ve hızlı temel alan, yakınlık kavramının yeniden tanımlanmasıyla mesafelerin kısaldığı yoğun ve büyük yerleşim birimleri olarak incelenmiş. Cloud Citizen, geleceğin kenti, tekil ve mega bir yapıda incelenmekte. Doğaya olan çevresel etki minimuma indirilmeye çalışılmış. Yoğun ve melez bir aralıklar barındıran bir yerleşim dokusu var. Son olarak da bu projede de geleceğin kentsel alanları mevcut yerleşim dokusunun üzerinde bir katman olarak sunuluyor. Yani katmanlar doldukça tekrar üstte katmanlar çıkılıyor. Yoğunlaşmanın sınırlara ulaştığı düşüncesiyle ortaya çıkmış. Ve evet, yatay katmanlarla gelişeceği öngörülmüş. Son olarak da İtopya'da düşündüğünün sona ermesi düş gücü yoksunluğundan değil, tamamen kapitalizmin ardındaki kontrol mekanizması sebebiyle sona eriyor. Kapitalizm insanların alternatif gelecek üretebilmesini baskılıyor, ancak bazı düşünürler de İtopya'da düşüncenin sona ermediğini söylüyor. Benim düşüncem ise çağdaş şehircilik pratiğinin İtopya'cı gelenek ve gelecekçi kent tasarımı anlayışıyla beslenerek ilerleyeceğini düşünüyorum ben de. Yani bunlar birbirinden ayırt edilemez, seni birbirinden ayrı düşünemez şeklinde düşünüyorum.